Bugün de sizlere İstanbul Beylerbeyi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinden sesleniyoruz. Dünkü programda da size Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesi dedik, bugün de diyoruz. O harem halkının işlediği kapıya doğru bakan kısımdı. Yani sarayın Beykoz tarafındaki bahçesiydi. Saray bahçenin orta yerinde, önünde deniz var. Sarayın denize doğru döndüğümüzde sağ tarafındaki giriş bahçesi, bugün turistlerin de girdikleri kapının olduğu yer, haremin kullandığı bahçedir. Burası ise selamlık bahçesi. Buranın heybeti biraz daha farklı. Buradaki ağaçlar gerçekten yüzlerce yılı devirmiş ağaçlar. Diyeceksiniz ki ya Beylerbeyi Sarayı yapıladı 1865'ten bugüne. Ne geçti ki 170 sene geçti, sen yüzlerce diyorsun. Efendim burada eski Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinden kalma olduğunu kuvvetle tahmin ettiğim manolya ağaçları var. Bakınız şimdi şu manolya ağacı 200 yıllık tahminime göre efendim. Bunların bu görüntüsü, bu ağaçların 200 yıllık olduğunu bana söylüyor sanki. Bazıları taze. Daha sonra boşluk yerlere dikilmeler olmuş. Ama şu manolya, bu manolya ve kapıya yakın, sarayın kapısına yakın olan iki tane manolyanın çok yaşlı olduğunu görüyorum. Güzel bir bahçe bakımı yapılmış. Şirin bir yer, oturacak yerler de var. İnsan buraya ziyarete geldiği zaman, sarayı gezmeye geldiği zaman, yani bir piknik torbası eksik tabii. Piknik torbasıyla girilmiyor buraya, yasak. Ama pikniğin diğer bütün özelliklerini burada mangal hariç insan yaşayabilir. Bu meydanlıkta bir havuz yapılmış efendim. Bu havuz zaman zaman fıskiyelerle suyu fışkırtılabiliyor ama tabii devir daim makinesini falan filan çalıştırmak biraz masrafı icap ettiği için her zaman içinde çalıştırılmıyor. Doğrusu da bu. Havuzun kenarına geldik. İçerisinde de bayağı balıklar var. Ama ne yazık ki bugün biz çekime geliyoruz diye ben oltamı yanımda getirmedim. Onun için balık da tutamıyoruz. Sakın siz de tutmak için olta getirmeyin. Bunlar süs balıklarıdır efendim. Canına kıydığımıza değmez. Kıymetli seyircilerim, görüldüğü gibi iki tane aslan heykeli var. Birisi havuzun kara taraf kenarında, birisi de deniz tarafı kenarında. İki aslan heykeli de selamlığın giriş merdivenlerinin üst kısmında, kapının ağzında var. Şimdi o tarafa doğru yöneliyoruz efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda Beylerbeyi Sarayı'nın selamlık kapısından sarayın içerisine giriyoruz. Sizin günlerdir beklediğiniz meraklı olay bugün inşallah tahakkuk edecek. Sarayın iç mekanlarını göstermeye başlayacağız. Ve bunda da önceliği 18 numaralı Sultan Abdülhamit Han'ın vefat ettiği ve vefatından önce hasta iken başucunda hanımefendisinin kalmakta olduğu nöbetçi odasını sizlere bu programda anlatmaya çalışacağım. Evet, Beylerbeyi Sarayı gezisi böyle başlamıyor ama biz bugün oradan alalım işi istedik. Herhalde bunu da anlayışla karşılarsınız. Şimdi bu merdivenlerden çıkıp içeriye girelim efendim. Efendim şimdi sarayın kapısından içeriye, selamlık kısmındaki kapıdan içeriye giriyoruz. Kapılarda iki tane görüldüğü gibi mermer sütunlar var. Üzerindeki oymalar fazla detaylı değil. Çok fazla sabırla yapılmış şeyler değil. Süleymaniye'deki gördüğümüz Türk taş oymacılığının örneklerini burada göremiyoruz. Tabii son dönemlerde ve bir de Serkiz Usta'nın yaptığı yerde taşın bu kadar basit kalması çok görülmez herhalde efendim. Şimdi içeri giriyoruz. Efendim şimdi Beylerbeyi Sarayı'nın selamlık salonuna girdik. Bu salondan şöyle sol yolu takip ederek, yerlerde halı gördüğünüz gibi, biz de ayaklarımıza galoşlarımızı taktık. Herhangi bir şekilde hem toz kir hem de aşınmayı önlemek için Beylerbeyi Sarayı İdaresi böyle bir tedbir almış. Gerçekten de çok güzel. Tabii bir şeyi yapmaktan ziyade o yapılanı korumak önemli. Temizlemek zor bir şey değil ama temizliği devam ettirmek için işte bu galoş sistemi, her gelene her gün burada galoş giydirmek sureti bütün yerli yabancı turistlere hallar bakınız tertemiz kalıyor efendim. Şimdi bu salondan doğru 18 numaralı odaya gidiyoruz. Aradakiler daha sonra anlatacağız efendim.
Evet kıymetli seyircilerim, Beylerbeyi Sarayı'nın içerisinde Abdülhamit Han'ın vefat ettiği 8 numaralı oda ve başucunda bilhassa hastalığı sırasında bekleyen hanımefendisinin yatak odası Behice Mahan Sultan'ın yattığı oda. Şimdi vefat odasına giriyoruz. Bu 8 numaralı oda kapısında da gördüğünüz gibi bu numaralarda o zamandan kalmadır. 8 işte bir kısmı aşınmış buradan efendim. Kapı tokmakları falan hep o zamanın tokmakları. Görüldüğü gibi oda yerlerde hasırlar var efendim. Bu hasırlar 1865'te İskenderiye'den dokunarak getirtilmiş hasırlardır. İskenderiye'de malum Nil'in sazlıkları var. O Nil sazlıklarında sellozu çok yüksek seviyede olan bu hasırların kamışları yetişmekte. Onlardan dokunarak buraya getirilmiştir. Burada küçük bir bugünkü ifadesiyle komidin yani başucu dolabı var. Böyle çekmesi var gördüğünüz gibi efendim. Sonra şuradan açabiliyoruz. Böyle ve altında da çekmeceleri var. Şunun devamı çekmeceler var efendim. Onlar da çekildiği zaman geliyor. Bir güzel elden geçmiş, temiz pak muhafaza edilmiş, orijinalliğini muhafaza ediyor. Burada bir koltuk var. O vakitten kalma koltuk. Halılar o zamanın halıları ve şu Abdülhamit Han'ın namazını kıldığı seccadesi imiş. Tabii şimdi yere serilmiş burada duruyor. Tabii üzerine de girip de bu odaya basan yok efendim. Biz çekim için izin aldık da girdik. Tabii hiçbir eşyaya da fazla el sürmeden işte bir çekmecesine dokunabildik. Burada vefat ettikleri karyola ve üzerindeki yatak takımları olduğu gibi görüyorsunuz. Sultanın başucunda gene böyle bir çekmeceli bir komodini var. Şu üzeri mermer ve hoş bir manzara buraya işlenmiş görüldüğü gibi efendim. Perdeleri bu güneşlikler bütün Beylerbeyi Sarayı'nda pencerelere bu güneşliklerin konması mecbur efendim. Güneş ışığından ahşap ağırlıklı olduğu için bu sarayın yapısı birçok eşya ahşap yapıldığı için efendim. Güneş ışığından zarar görmesin diye mutlaka bu bulundurur ve bunlar açılamaz efendim. Şimdi biz çekim zamanında açmaya dahi teşebbüs etmedik. Hükümdarlığı sırasında da Abdülhamit Han başkalarının yanında gayet tertipli, düzenli ve edepli bir kıyafette bulunmaya çok riayet ederdi efendim. Hatta yani yatağından kalktıktan sonra hemen abdestini alıp abdestli olarak bulunmayı isterdi. Görüşmelerini hep öyle yapmayı isterdi. Bu paravana da herhalde üstünü başını değiştirmesi için veya bir şey giyip çıkarması için kullanılan bir paravana idi. Hastalığında, ölüm hastalığı zamanında bu paravana da burada vardı. Efendim burada Abdülhamit Han'ın zaman zaman istirahat ettiği bir şezlongu var. Burada güzel bir sehpası var ama tabii bu sehpa boyalı. Öyle fil dişi veyahut da sedef kakma gibi bir motif verilmiş ama öyle değil. Efendim deve tüyü battaniye görüldüğü gibi karyolasının üzerinde. Karyola da çok aman aman yapılmış bir karyola değil. Sade gayet o bakımdan söylüyorum yani mutlaka kıymetli bir şeydir de. Üzerinde de yine başucunda çeşitli manzara resimleri yapılmış. Efendim şezlongun yanında 3 tane mütevazı koltuk var. Burada efendim bir boy aynası var. Ayna da Türk ağaç işçiliğinin güzel örneklerden birisi. Oyma olarak yapılmış ve üzerinde mermer bir tablası var efendim. Ayna da o zamandan beri hiçbir tarafı bozulmadan demek ki sır durumu gayet güzel yapıldı. Muhafaza edilmiş. Efendim vefatı anlatacaktık ama vefata zaman kalmadı. Bu odayı yarın anlatacağız size vefat efendim. Yarın inşallah. Hoşça kalınız.